Anlaşıldı. Füze sistemini hazırlıyorum. Füze sistemi hazır. Direktifleriniz doğrultusunda füzeleri ateşliyorum. Anlaşıldı. Bir kere daha onaylamak için lütfen kodu verir misiniz? Tamam. Füzeleri ateşliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tabii ki bu bir füze çantası değil. Kraliçenin son çıkartmış olduğu tarayıcı Raptor'un çantası. Müthiş bir çantayla getirmişler. Buna şey diyorlar, hard case diyorlar. Gerçekten sapasağlam bir çanta. Hadi şimdi Raptor'u inceleyelim. Evet arkadaşlar, bu Raptor diğer tarayıcılara göre gerçekten önde görünüyor. Yani bu tamamen kağıt üzerinde görüyoruz. Tabii ki şimdi deneyeceğiz, testlerini yapacağız. Ama arkadaşlar, bu bir parayı da tarayabiliyor, bir arabayı da tarayabiliyor. Yani hiç daha önceden neydi? Tarayıcılarda farklı farklı 3 boyutta tarayıcılar vardı. İşte küçük parçalar için başka tarayıcı, orta parçalar için başka bir tarayıcı, büyük parçalar için başka bir tarayıcı alıyorduk. Ama artık buna son vermiş. Kraliçe bu ürünle beraber arkadaşlar küçük parçaları, yani 5 milim parçalara, 2 metreye kadar parçalara kadar bu aradaki bütün parçaları tarayabiliyor. Bir diğer özelliği de arkadaşlar 60 FPS. 60 FPS ne demek? Çok hızlı tanıma ve tarama işi yapıyor. Önceden neydi? Bizim diğer tarayıcılar 10 FPS, 12 FPS gibi hızlarda tarama yapıyordu. Ne yapıyorduk? Yavaş yavaş tarıyorduk. Çünkü onu algılaması gerekiyordu görüntünün. Ama şimdi nasıl? Çok daha hızlı tarayabiliyoruz. Evet, buna devam ediyoruz. Diğer beyaz tarama sistemleriyle beraber mavi lazer taramasını beraber hibrit olarak yapıyor. Yani birbirlerine geçebiliyor, geçiş yapabiliyorsunuz bilgisayar üzerinden. Evet, şimdi bununla beraber arkadaşlar uzun bir kablo göndermişler. Evet, bu bilgisayara bağlanarak, çünkü 60 FPS'yi cep telefonundan veya ne bileyim bazı şeylerden algılamak zor. Bunu bir bilgisayara, bir laptopa bağlayıp da yaparsanız çok çok daha iyi yaparsınız. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, bazı arkadaşlar da problem yaşıyorlar. Bunu mutlaka bilgisayarın, daha doğrusu bu tarafı USB'ye, 3.0 USB'ye bağlamanız gerekiyor. Bilgisayarınızda 3.0 USB'ye bağlamanız lazım ki veri aktarımını 60 FPS'ye kadar rahatlıkla sağlayabilsin. Bunun haricinde arkadaşlar bir tane elektrik verebilmesi için bir adaptör vermişler. Bu adaptörde ön tarafı değişik adaptör arkadaşlar. İsterseniz Amerikan, isterseniz Avrupa, isterseniz bizim 220'ye göre ucu değiştirebilen bir adaptör vermişler. Bunun haricinde de arkadaşlar cep telefonuna bağlanabilmek için, USB'yi cep telefonuna bağlayabilmek için bir tane Type-C bağlantısı vermişler arkadaşlar. Bu Type-C, yani bilgisayara bağlayacağımıza cep telefonuna da bağlayabiliyoruz. Ama cep telefonu işlemcisi iyi olması lazım ki bu 60 FPS'yi sağlayabilsin. Bunun haricinde de birkaç tane de marker koymuşlar arkadaşlar. Artık tarama için marker çok önemli. Marker nedir? Şu göreceksiniz birazdan. Küçük markalama pulları diyelim. Evet, böyle bir şey söyleriz. Markalama pulları. Bu markalama pulları mavi lazer teknolojisinde çok önemli. Diğer lazerlerde de bize çok daha fazla kolaylık sağlıyor. Daha önceden de bir bardak taramıştım. Yine aynı pullarla. Şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi bunların montajını yapalım. Tekrar geri geliyoruz. Kabloları, bağlantılarını, her şeyini yaptık. Şimdi bilgisayarda programına geçiyoruz. Arkadaşlar eğer üzerinde bir programı bulamazsanız yine Kraliçe'nin kendi sitesinden bunu indirebilirsiniz. Nedir arkadaşlar yeni programın adı? Şöyle görmüş olduğunuz gibi Kraliçe Scan 01, izin ver. Evet. 3.0'dan bağlandığını gösteriyor. Connection via SS USB 3.0. Yani 3.0'dan
bağlantı yapıldığını gözüküyor. Ama eğer 3-0'dan bağlantı yapmıyorsa deminki gibi kırmızı bir hata veriyor. 3-0'a bağlayın diye. Evet, ondan sonra new scan diyoruz. New tarama, yeni tarayama diyoruz. Buraya project ismi veriyoruz. Şimdilik ben deneme 11 dedim. Okey diyorum. Ve evet, şimdi bize konfigürasyonu çıkartıyor. Yani mavi ışıkla mı tarayacağız yoksa infrared'le mi tarayacağız? Mavi ışıkla tarayacaksanız resolution yani hassasiyeti veriyorsunuz buraya ve color map yani renkli mi tarasın, normal mi tarasın? Diğerinde de infrared'de şöyle obje normal mi, face mi, body mi? Yani yüz mü yapıyoruz yoksa komple vücut mu yapıyoruz? Eğer komple vücut tarama yapıyorsanız body seçin arkadaşlar şu şekilde. Body. Bakın geometri texture. Bunu genelde geometri olarak kullanıyoruz. High quality ve turntable yani döner tabla var mı yok mu diye soruyor. Face'de de aynı şekilde arkadaşlar. Burada bu face ve body'de olay nedir arkadaşlar? Taramayı daha farklı yapıyor. Body yaptığınız zaman bir insan vücudu yaptığını, face yaptığın zaman bir insan yüzü yaptığını algılayabiliyor. Bir şey yapacaksak normalini yapıyoruz. Large, medium, small, geometry, texture, marker. Marker dediğimiz şöyle arkadaşlar. Şunların üzerine koyduğum noktacıklar arkadaşlar. Marker dediğimiz bunlar. Tarama işlemleri markerla daha kolay oluyor. Ve bunun devamında da işte high quality yine turntable yani şu döner tabla var mı yok mu diye soruyor. Evet şimdi biz hemen başlayalım tarama işlemlerimize. İlk olarak arkadaşlar infrared ile tarayalım. Yani normal sistemle nasıl taranıyor onunla tarayalım ilk olarak. Şimdi arkadaşlar tutuyoruz bunu. Yaklaştırdığımız veya uzaklaştırdığımız zaman görmüş olduğunuz gibi sol tarafta ortada bir çizgi var. Ne diyor o çizgi? Şu an mesela görmüyor objeyi. Şöyle baktık. Bakın bu yeşile dönecek. Yeşile nasıl? Bakın tam şurası tam yeşil. Yani good ve optional. Çok uzaklaştırdığımız zaman move closer diyor, yaklaştır diyor. Çok da yaklaştırdığımız zaman da move further diyor. Yani uzaklaştır diyor. Aslında en güzel yer bakın yemyeşil oluyor burası. Şimdi dedik ya 60 FPS. Önceden böyle yavaş yavaş yapıyorduk tarama işlemlerini. Şimdi bakın nasıl yapacağız. Şimdi çeviriyorum. 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 Bakın. Daha önceden çok uğraşıyorduk bunda. Yavaş yavaş yapıyorduk kaybolmasın diye. Ama bunda bakın gayet hızlı bir şekilde tarama işlemlerini yapıyorum. Bakın hızlı. Çünkü 60 FPS hemen alabiliyor. Ne yapıyor bu? Bize en büyük artısı ürünlerimizi çok çok daha çabuk bir şekilde taramamıza yardımcı oluyor. Bakın çeviriyorum. Bakın yani hıza bakın. Şu hızda bile taramayı yapıyor yani. Stop yapıyorum. Complete scan diyorum. Evet geldi. Hemen şurada bulut halinde geldi. İsterseniz tek tıkla, isterseniz işte farklı şekilde yapabilirsiniz ama ben tek tıkla yapmak istiyorum. Şimdi bu zaman alıyor. Bilgisayarınızın hızına göre zaman alıyor. Eğer bilgisayarınız hızlıysa çok çok daha çabuk bir şekilde mesh hale getiriyor. Eğer yavaşsa gerçekten uzun bir işlem olabilir. Şimdi bunu bekliyoruz. Birazdan bitince geri geliyoruz. Denirsen her işin yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim pembe. Artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi söz sende. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Bunun çift taraflı taramasını yaptım. Bu tek taraflı yani bir kere de yaptım. Şu mesela iki taraflı hani merge yapmayı göstereceğim diyorum ya bakın. Mesh'ini şu şekilde yaptım. Temizledim. Mesh burada. Bu yüzeyi açık. Bunun da bu yüzeyi açık. Şimdi bunları merge'leyeceğim. Nasıl merge'leyeceğim? Şurada bakın. Point cloud merging diyor. Hemen buna basıyorum. Buraya geldik. Scan 1, scan 2. Yani scan 2, scan 3. Yani tarama 1, şey tarama 2, tarama 3'ü. Start diyorum. Bu kendisi otomatik olarak düzgün taramadı. Neden düzgün merge'lemedi arkadaşlar?
nereden baksanız %60'ı aynı yerleri görmesi lazım. Hatta %30 aynı yerleri görmesi lazım. Bunu da göremediği için tam olarak merge yapamadı. Biz bunu ne yapacağız? Manuel olarak merge yapacağız. Hemen geliyoruz. Manuel'e geliyorum arkadaşlar. Cancel dedim. Manuel'e geldim. Şimdi ikinci tarama. Şimdi buradan da üçüncü tarama. Yani ikinci taramayla üçüncü taramayı merge yapacağız. Birleştireceğiz. Evet. İlk olarak aynı yerlerini bulmamız lazım. Mesela şunlar. Şurada aynı yerler. Hemen yaklaştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Shift'e basıyorum. Shift'e basıyorum. Şöyle. Ve diyorum ki birinci birleştireceğimiz puan nokta burası. Yine bundan aynı yeri alıyorum. Yine Shift'e basıyorum. Yine şuraya aldım. Bakın kırmızı. Şimdi bunu 3 kere daha yapmamız lazım. Şurası olabilir diyorum. Bir puan burası. Yine Shift'e basıyorum. İkincide de şurası. Diğerinde de bakın şurada şey var. Şurası diyeceğim. Bakın. Şurası. Bunda da şurası. Zaten bakın start diye geçti. Start diyorum. Bakın merge yaptı. Görüyor musunuz? Evet. Düzgün bir şekilde merge yaptı. Yes diyorum. Komple yaptı. Görmüş olduğunuz gibi start. Bu artık merge'lenmiş. Tabii sonradan bunları temizleyip bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi mavi lazere bakalım. Diye bu kaçıncı basışım diye üzülme. Bu işte pes etmek yok. Filamente sinirlenip onu pert etmek yok. Baskılarını alıp hadi sert yere kok. Derdi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim. Ben be artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi söz sende. Hadi bir şeyler yapalım Erbil. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Mavi lazer. Arkadaşlar mavi lazer, bu makinedeki mavi lazerde kesinlikle ve kesinlikle marker olmak zorunda. Yani markerları tarayarak bu işlemi yapıyor. Markerları izleyerek, yani o kullandığımız izler var ya, şu izler. Arkadaşlar bunlar sadece beyaz nokta değil. Bunlar böyle kedi gözü gibi bir şey. Işık gelince parlama yapıyor. Bunlarla beraber tarama yapabiliyoruz. Siyah, yeşil, renk hiç önemli değil. Biliyorsunuz normalde bu tarzda tarayıcılar siyahı taramıyor. Ama bu siyah renk olarak hiçbir şey fark etmez. Sadece şöyle görmüş olduğunuz gibi marker, yani izleri veya işaretleri görerek tarama yapıyor arkadaşlar. Evet, bir para taradım. Hem normal infrared'le taradım hem de mavi lazerle taradım. Aradaki fark gerçekten çok anlaşılır bir şekilde görünüyor. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz infrared tarayıcıyla taranmış, yine aynı. Bu ise mavi lazerle taranmış bir para. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani mavi lazer çok çok daha detaylı. Yani müthiş bir tolerans arası var. Müthiş bir toleransla çok düşük bir seviyede ince detayları bile rahatlıkla görebiliyor. Ama yine söylüyorum, eğer marker olmadığı zaman, yani bu izler, bu bunlar olmadığı zaman ekranda mutlaka 4 tane görmek zorunda. Bunu yavaş yavaş biraz daha tarama işlemleri yaptıkça işi öğreniyorsunuz. Nereye ne şekilde bağladığınızı. Mesela normalde bakın şöyle göstereyim. Bunlar hep markerlar. Bir sürü marker var. Ben buralara koydum. Ama sonradan arkadaşlar şöyle mıknatıslara koydum. Mıknatıslara. Bunları istediğim şekilde istediğim yere koyabiliyorum. Bu sefer de marker bozulmuyor. Hani bu ürüne yapıştırdık, orada kaldı.
Öyle değil. Böyle mıknatısa veya herhangi bir şeye koyuyorsun. Koyduğun zaman orada kalıyor. Tekrar ikinci bir üründe, üçüncü bir üründe, başka ürünlerde de bu markerları kullanabiliyorsun. Ama mavi lazer markersız kesinlikle çalışmıyor. Hiçbir işlem yapmıyor. Mutlaka marker. Evet, bu blue lazer bir parayı da rahatlıkla tarayabiliyor. Bir arabayı, şu görmüş olduğunuz 2 metre boyundaki masayı da tarayabiliyor. Infrared'e gelince arkadaşlar, infrared de gerçekten gayet başarılı ve çok hızlı. 60 fps dedik ya, gerçekten çok hızlı tarama işlemi yapıyor. İsterseniz onda marker, isterseniz geometri, isterseniz de tekstür olarak çekim veya tarama işlemi yapıyorsunuz. Body'ye geldik. Body, face çok hızlı yapıyor. O kadar hızlı yapıyor ki. Yani arkadaşlar beni taramasını yaptılar. Çok hızlı. Önceden yok kaldı, yok kayıt oldu, yok kayboldu, o puanları kaybetti. Daha doğrusu point diyelim, noktaları kaybetti. Olayı tamamen ortadan kalkmış. Kaybediyor, hemen birden buluyor. Gerçekten 60 FPS ile çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hem detaylı, hem güzel ve hem hızlı tarama işlemi yapıyor. Bir tek programı biraz zor. Ama öğrendikten sonra programı da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben bunu beğendim. Almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel. Evet, fiyat performans konusuna gelince bu tarzdaki makineler, yani blue lazer 0.01 milim toleransla tarayan bir lazer, arkadaşlar şu an fiyat farkı çok fazla. Ama bu Creality bizim elimize bunu getirdi. İsteyen herkes alabilir. Evet, rakamı biraz belki diğer lazerlere, diğer tarayıcılara göre fiyatı yüksek. Ama yaptığı işte ötekilerine göre çok çok daha detaylı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.